Herkese selam. Bu videoda keçe iğneleme yöntemiyle kalpli keçe toka yapacağım. Yünden yaptığım keçe kalpler için bu kalıbı kullandım. 2,5 gram yün tarttım. Kalplerin eşit büyüklükte ve kalınlıkta olması için yünlerin aynı miktarda olması gerekiyor. Keçe fırçası üzerine kağıt havlu koydum, yünler yapışmasın diye. Bu kalıp da bir kurabiye kalıbı aslında. Sadece bir parmak kalınlığındaki bölgeye yünü sıkıştırdım. Daha sonra bir keçe iğnesi yardımıyla yünü kabaca kalıbın şekline uydurmaya çalıştım. Önce kenarlardan iğneledim, yünü sabitledim. Daha sonra çoklu keçe iğnesi ile yünü iyice sıkıştırdım. Çoklu keçe iğnesi aparatı kenarlara denk gelmiyor. Oraları özellikle tekli keçe iğnesi ile iğneleyerek iyice sıkılaştırdım. Keçe iğnesi çok keskindir. Ele batmaması için silikon tutacak kullanıyorum. Kenarları iğneleyerek oval bir şekil almasını sağlıyorum. Çoklu iğne aparatını bu şekilde kullanmak doğru değil aslında. Çünkü çok kolay kırılabilir. Dikkatli olmanızı naçizane tavsiye ederim. Kenarların daha düzgün şekillenmesi ya da oyuntuların daha iyi verilebilmesi için spiral keçe iğnesini tavsiye ederim. Keçeden yaptığım kalpler üzerine bu çiçekleri işleyeceğim ve üzerini simle süsleyeceğim. Küçük bir parça sarı yün aldım, yuvarladım. Avcumun içinde yuvarlayarak kabaca bir şekil verdim. Sonra bunu spiral keçe iğnesiyle kenarlardan bastırarak keçeye sabitliyorum. Daha sonra daha ince uçlu bir keçe iğnesi ile yüzeyi iğneleyerek keçeleştiriyorum. Bu spiral keçe iğnesinin ucu döner şekilde aşağıya iniyor gördüğünüz gibi ve yünü kuvvetli bir şekilde aşağı doğru ittiriyor. Aşağı doğru ittiriyor ve yüzeyde daha sağlam olmasını sağlıyor. Bu ise daha ince uçlu bir keçe iğnesi. Bunu ikinci aşamada kullanıyorum. Sadece o yeni eklediğim yünün yüzeyinin pürüzsüz olması için kullanıyorum. İnce uçlu ve az çentikli keçe iğneleri yünü çok fazla derine ittiremiyor. Sadece yüzeyin daha pürüzsüz olmasını sağlıyor. Çiçeğin kenarındaki beyaz yapraklar için 5 tane minik yün parçası ayarladım. Hepsinin eşit büyüklükte olmasını sağladım. Ondan sonra spiral keçe iğnesiyle bunları keçe yüzeye sabitledim.
Çiçeklerin ortasını süslemek için simli yapıştırıcı kullanıyorum. Ben bunu kırtasiyeden aldım. Farklı renkleri var. Keçe yüzeyine sürdüğünüzde kuruması uzun zaman oluyor. Ama kuruduktan sonra herhangi bir şekilde ele bulaşmıyor. Sağlam bir yüzey oluşturuyor. Yünden keçe iğneleme yöntemiyle yaptığım tokalarım hazır. Arkasına siyah lastik toka diktim. Bu şekilde kullanışlı, şirin tokalar elde ettim. Kermeslerde bu tür ürünlerin ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Denemenizi naçizane tavsiye ederim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.